Ahmet Davutoğlu başbakanımız, eski başbakan, o da böyle bir metiye yazmış. Efendim işte üzülmüş, görevini onurla bıraktığına şahidiz demiş. İslam dünyasında iç barışın sağlanması, mezhep çatışmalarının engellenmesi büyük hizmetleri var demiş. Efendim vesaire. İşte Mescid-i Aksa'da ilk hutbe okumuş. Okuyabilir ilk hutbe, Mutezile de okuyabilir ilk hutbeyi. Herkes çıkar çıkan okuyor zaten. Ondan sonra efendim 15 Temmuz gece hiçbir talimat almadan salâ okutmuş demiş falan. Bu yalan bir haber. Salâ meselesini ben Turgay Güler beyefendiyle de görüştüm. Ben o gece canlı yayında da Turgay Güler'in salâ başlasın dediğini duydum. Bizzat da telefon ettim durum nedir diye. Dedi ki ya bir saat zaten ulaşamadık dedi. Bir yerde dehlizde gizleniyormuş. Ondan sonra dedi bir saat sonra ulaştık dedi. Ondan sonra da dedi tamam dedi dedi. İşte ondan sonra başladı. Ertesi günde kesilsin salalar diye talimat verdi ve talimatı da burada efendim ilçe müftülerine ikinci talimata kadar sala okumaya ara verilmiştir personele iletilmesi falan diye yine aradım dedi ya nedir bu niye kesildi bu salalar millet rahatsız oluyor ya ne rahatsız oluyorsun zaten darbe daha bitmemiş 15 gün millet sokaklarda yattı depremden beter darbe oldu olacak diye. Bir bakıyorsun o kışlada hareket var burada bir kışlada hareket var bütün millet tetikte ertesi ikinci gece kim rahatsız olacak saladan yani? İkinci gecede kestirmiş. Burada mühim olan salayı kim okutturduğu değil. Tabii o izin vermeden müezzin okuyamaz. Onu konuşmuyoruz burada. Bu işi çıkaran fikir babası Turgay Güler'dir. Allah ondan razı olsun. Şimdi sen burada çıkıp da dersen ki benim babam bizim memlekette sala okuturdu, benim aklıma geldi bu dediğin zaman işte benim aklıma da başka şeyler geliyor. Yani bu olmaz. Bu olmaz. Ben olsam ne yaparım? Benim huyum nasıl mesela? Hepimiz Müslümana yakışan nedir? Kalkar deriz ki falan arkadaş sağ olsun bir fikir verdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Tamam yetki bende olabilir, mühür bende olabilir ama ben yaptım, ben bu fikri buldum der miyim? Demem. Görüyorsun en ufak bir şey olsa falan hoca efendi söyledi diyorum. Çünkü neden? Yani başka birinin fikrini de kendi fikrim olarak göstermem hiç ahlaki olmaz. O bakımdan orada bir takdir almış. Şimdi ben inanıyorum ki Ahmet Davutoğlu Hoca bu gece anlattığım sohbeti ona inşallah biri dinletir. Dinletsinler. Çünkü bilmesi lazım. Bunları dinleyen bir adam ki kendisi Ehl-i Sünnet bir insandır. Ona şahidim. Şahidim Ehl-i Sünnet'tir. Ama bunları bilmeden efendim bu kişinin gitmesine üzüldüm demek doğru değildir. Bir bid'at ehlinin efendim bir vazifeden alınmasıyla bütün ümmetin ne yapması lazım? Sevince gark olması lazımdır. Gark olması lazımdır. Daha tabii beterleri gelmesin veya daha bir beter göreve, daha bir kuvvetli göreve gelmesin. Esas isteğimiz odur ki insanların itikadını ifsat etmesin.